aslında neredeyiz? Minibüs. Ölüdeniz'e gidiyoruz. Evet, sahiline gidiyoruz. Gezeceğiz, takılacağız, geri geleceğiz. Aynen, takılacağız, geri geleceğiz. Denize girmeyeceğiz. Girmeyeceğiz. Minibüs geçiyor buradan. 56 lira verdik iki kişiye. Denize girmeyeceğiz de takılacağız, bir gezelim bakalım neler var. Sahil fiyatları falan neler. Ondan sonra akşam gezmelik yerler var mı onlara bakacağız. Feri oluruz, oradan geri geliriz. Yes. İndik minibüsten, daraldım artık. Zaten sıcak. Bir de ufak çaplı bir şey var. Trafik gibi bir şey vardı. Kızdan hanımımla ayrı kaldık. Şey oldu ama iyi oldu. Hafif bir gerilmiştim kendisine. Neden olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Durduk yere gerildim. Neden olduğunu bilmiyorum. Evet, neden olduğunu bilmiyorum. Durduk yere kendisine gerildim. Sinirlendim böyle. Ondan sonra kapattım gözlerimi. Cevap falan vermedim böyle. Bir kendi kendime tribe girdim. Sonra bir baktım bir çift geldi kucağında bebek. Hemen kalktım, ayağa yol verdim, iyi oldu. Hafif bir 10 dakika falan ayrı kaldık. Sebep boyun kastı. Wow, 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 burası Ölüdeniz sahili arkadaşlar. Geziyorsunuz, tozluyorsunuz, içiyorsunuz, sıçıyorsunuz. Biz yedik içtik. Yemedik, ben açım. Bir şey söyleyeyim de. Tekne turları şu taraflarda oluyor sanırım. Ha, sanırım tekne turları bunlarmış. Orada işte. Deniz, plaj. Bu plajlar ücretli mi, ücretsiz mi? Döndür bakayım. Bilmiyorum. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz bildiğim kadarıyla. Acaba buranın çarşısı nasıl gece yani? Bir oraları da gezmek lazım. Gece güzeldir bence. Evet. Şimdi şuraya geldik. Arkada da mevzu çıktı ha. Birileri birilerine giriyor. Hani. Orada. Hayırlıyorlar. Dur oğlum dedi. Hayırdır lan dedi. Hayırdır lan. Ne bakı dedi. Neyse, ben kavga dövüş sevmiyorum. Ben izlemesini seviyorum. Ben izlemesini de sevmiyorum. Tabii uzak durmak. Ha, ne yapıyorsun oğlum falan hani. Ne diyorsun lan sen kimsin? Diyor ki ben kimim sen çok biliyor musun? Komikler. Ya sen kimsin? Neyse. Hep öyle oluyor zaten yani. Yukarıda çok güzel rekanlar var. Evet evet. Çok beğendim burayı. Evet. Ben de çok beğendim. Yarın buraya gelelim istersen. Peki. Ha biz plajı sorduk. Adam başı şezlong dedi 100 lira. Şemsiye istersen de 100 lira. Yani biz buraya yarın geldik. Şezlongumuzu kiraladık. 300 lira veriyoruz. Orası çok güzel. İstersen oraya da gidebiliriz. Yarın olmadı. Buraya da bir yere gidebiliriz. Şimdi bakalım, gezelim biraz, araştıralım. Çok güzel. Bak. Gözüküyor mu? Güzel çekebiliyor muyum? Çektim. Yeah, bitch. Tabii bizim tipik ufak bir gerginlik gerginliklerimiz. Ha, bir çıtır kavga ettik. Yine ben bir anksiyete krizleri, baş ağrıları, sinir krizleri. Aynen falan. Sonra masajcı gördük. Dedim sana bir anti stres masajı lazım. Fiyatını aldık. Adam... Türklere indirim yapıyorlar bu arada. Normalde 1200 lira falan. Ama Türklere 900 TL falan yapıyorlar. Bir saatine. Aynen. Sonra dedi geri kalanında da ayak masajı yapacağım dedi. Evet. 1200 liradan anlaştık. Evet. 80 dakikasına. Hatun da dedi ki ben dedi sana 1200 lirayı bana verdi. Ben dedi sana 80 dakika aynı masajı yapayım dedi. Aynen. Ben dedim ki yabancı değiliz dedim, tanıdığız. Elimiz ayağımız alışsın. Anlaştık. 1000 liraya anlaştık. Bu akşam masajım var. Bak, İstanbul'da önümde de parayı alıyorum. Yok, direkt burada yok. Yok, burada gidelim. Yok mu? Evet. Sen ne yapıyorsun? Osuruyorsun. Sen beni sular cayır cayır. Bak çan çin çon çan çin çan çin çon çon. Ha, onu nereden bilmiyorum? Ben işte ilk defa bileceğim.
gideceksiniz. 1800'e geçiş yapacaksınız. Buradan biletlerinizi aldıktan sonra 1200'e ulaşıyorsunuz. İsterseniz dilerseniz burada gezersiniz. İsterseniz dinlediğinizi devam ederseniz serisini 1800'e geçebilirsiniz. Biz de 1900'e yürüyerek geçebilirsiniz. Tamam. Aşağı inerken otobüsü kullanabiliyoruz. Tabii ki. Tamam. Şimdi biletler artmış burada. Biz 450 lira verdik. Şimdi anlatayım, bilet fiyatları 225 lira olmuş, artmış birazcık. En son baktığımda 100 küsür liralardaydı. Biz abi, ikimiz ne kadar verdik? 450 lira verdik. Partiye geldik, çıktığımız yere. Burada inersen, atıyorum buraya gezebiliyorsun, onda sıkıntı yok ama tekrardan binip yukarı çıktığın için sıra bitmek gerekiyor. Çünkü bazı insanlar bizde bitmek. Değil mi? Direkt devam ediyoruz. Telebiyekler dolu oluyor. Çünkü? Telebiyekler dolu oluyor. Boşaltılıyor ve tamam gerekiyor. İnsanlar bayağı da bekliyor. Bir de son telebiyekler 9 çeyrek olduğu için, 19 çeyrek. Sıkıntı yani şu an, oradan binecekler için. Ama geri gidip gezebiliyoruz. Aynen. Benim düşmesin. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Asena. Şimdi oldu. Şimdi oldu değil mi? Şimdi mutlu oldum. Ay, yemin ediyorum paraşütle atlamışım gibi. Bana yetti işte. Bana yetti işte. Anam. Bir de bunun inişi var. Buradan yürüyerek inecekmişiz. Abi buna binme, hani 45 geçeyi kaçırırsak. Şimdi arkadaş onun attı dedi ki, şimdi biz bununla çıkıyoruz ya, iki kişilikli açık olanla. Bu dedi 45 kişi dedi kapanıyor. En yukarıya dedi zirveye çıkarsan dedi yetişemeyebilirsin. O yüzden dedi yürümek zorunda kalırsın. Yürümek bizim için problem değil. Ekstra kalori yakarız, daha fazla şuradan yeriz. Şuradan böyle yoldan sanırım böyle gidiyorsun. Evet. Aynen. Kaç metre yükseklikte şu anda? 1700'den fazla. 2'yi geçtik herhalde artık. 2 olmuştur ya. Hı? Olabilir. Çok güzel ama ya, bayağı yüksek. Yavrum sen daha güzelsin. Nifelerden. Her zaman söylüyorum, sen tüm manzaralardan daha güzelsin. Sen dünyanın 7 harikasından bir tanesin. Şimdi en üstte değil de onun bir altına geldik. Burada şeyler var, paraşütler var. Paraşütle burada uçuyorlar. Gösterelim. Buralarda. Fiyatlarını sordum ben aşağıdayken. 2700 dedi kişi başı. Yani fotoğraf çekim falan dahil ama. Dur hatunumu göstereyim. Şu hatunun güzelliğine bak. Manzarada fotoğraf çekiyoruz, tamam mı? Biz birbirimizi falan çektik böyle. Vaa diyoruz, ne çektik falan. Ya bir tane arkadaştan rica etti, tamam mı? Dedik ki arkadaş dedik, müsaitsen bir fotoğrafımızı çeker misin? Dedik ki çok iyi çıkmayabilir falan dedi. Bir çekti, yemin ediyorum bizim 100 bin tane çektiğimizden daha iyi tek karesi. Evet. Hatun, neredesin? Yok, hani genel olarak neredesin yani? Mevki, lokasyon olarak neredesin? Gel gidelim. Gel buraya gidelim.
Bak şurada bir şey var. Boğa kafası falan bir şey var. Grill Steak House. Böyle. Taraflara bakalım. Bakalım. Ama açık söyleyeyim. Yani şimdi arada 10 kilometre bile yok. Tamam mı? Mesela Fethiye merkezi, Fethiye çarşıyla Hisarönü'nün arasında yemin ediyorum 10 kilometre bile yok. Totalde Ölüdeniz 12-13 kilometre. Ama fiyat farkı uçuyor. Gerçekten uçuyor yani bak. Mesela Fethiye çarşıda 150-200 liralık yemek burada 800-900 lira, 1000 lira yani. Çok ciddi fiyat farkı var. Arkadaşlar buraya gelin. Gezin, dolaşın, yemeyin, gidin. Asena burada yiyemeyince suya abandı. Şimdi yalan söylemeyeyim, gerçekten çok güzel bir yer. Çıktı sıçıklı böyle. Mekanlar falan da aslında çok güzel. Oturup yemek yemek ister miyim? İster. Gerçekten çok beğendim. Amma ve lakin ki çok pahalı. Gerçekten sadece turistlere yönelik yapmışlar. Fiyatlar uçuk kaçık. Hani öyle az bir şey falan değil yani. Hani böyle keyif alarak yiyebileceğim bir uçukluk da değil. Mesela o teleferiğin oradaki restoranda oturup yemek yesek bu kadar acıtmaz. Bir manzarası var, bir şeyi var. Hani hatunumla oturup şöyle keyifli bir yemek yerim ama burada bu abidik gubidik çalışanlara bu paraları veremem. Çünkü bir yemek 600-700 lira ve şey de yok. Yani normal yemek ama orada. Biz de karar verdik hatunumla, dedik ki Fethiye çarşımıza gidelim. Aynen. Gidelim orada güzel yemeğimizi yiyelim. Kenardaki şurada oturup bir biramızı içeriz. Bakarız keyfimize. Yarınımızın planını yaparız. Gidiyoruz. Bye. Peki. Niye sordum biliyor musun? Ben diyorsun ya, veya başkaları diyor. Kocaman şeyi ağzına atıyorsun diye. Böyle bir şey ısırarak gelmiyor. Böyle olur. Göstermelik yaptım ya. Bunu tek de ağzına atacaksın. Basacaksın damakla beraber. İçeride patlayacak. İçeride patlayacak, anladım. Ah Ali! İnsanların bizi turist zannedip bizim şive yapmamız. Şimdi sıcaktan ölmek üzereyiz. Gerçekten hava çok sıcak. Tıkanmadı. Şu an sadece terledi. Ter. Şimdi sadece ter. Sabahtan beri bu kaçıncı ter? Ve ben hala şişkoyum. Şimdi beachleri geziyoruz. Ölüdeniz'deyiz. Güzel bir beach bulduk. Ama Enes dedi biraz daha yürüyelim dedi. İleriye bakalım dedi. Ya yürümüş sevmememden değil. Beach. Merak ettiğim ne biliyor musun? O kuş burnu yeri var ya. Kuş burnu değildi kız, neydi? Ne burnu plajıydı? Kemer Ölü, burnu. Ölü deniz bir şey burnu plajı işte. Hani hep yukarıdan çekiyorlar ya videoları falan var. Ben orayı merak ediyorum. Orayı şöyle bir turist gibi gezmek istiyorum. Açık ve net söylüyorum, o dışarıdan gördüğünüz gibi falan değil yani. O yukarıdan videolar falan çekiyorlar ya. Hani plaj. Sana yemin ediyorum kumburgaz şu an daha nezih. Harbi diyorum ben. Kumburgaz sizin daha güzel yani. Evet hatun, neredeyiz? Adı neydi kız buranın? Şimdi bu ilk geldiğimiz yer vardı ya, 600 lira olan. İki şezlong, bir tane şemsiye 600 lira olan. Biz 400 liraya gittik. Ondan sonra şezlonglar ve yukarıdaki yer ayrıymış. Şezlonglar bildiğin halk plajı şezlongu falan. Dandik bir yerde. Ya başka halk plajı gibi bir yer işletiyor orayı. Yukarıdan da sipariş falan veriyorsun. Ben orayı beğenmedim. Dedim ki tatile gelmişim. Keyif yapacağım. Ondan sonra 200 lira için böyle kalitesiz bir ortamda yerim, takılamam. Kusura bakmayın. Ne için çalışıyoruz? Aslında Ölüdeniz'e gelirken biraz şüpheliydim. Çünkü arka taraflar biraz halk plajı gibi. Para alıyorlar ama hani şezlong başı 150 lira şemsiyeyle beraber. 100-100-100-300. Ondan sonra ama katılanlar, gelenler falan şöyle tayfa. Yani yargılamak istemiyorum ama
çok da yani yanımda sevgilimle falan rahat edebileceğim mekanlar, yerler değil. Ondan sonra zaten şu arka tarafta göstermiş olduğumuz yer komple amele kaynıyor. Ondan sonra o tarafa çok gitmenizi tavsiye etmem. Gidin gezin bakın da çok nezih bir yer değil yani. Tatile geliyorsan 300-500 lira, 1000 lira biraz fazla sizin kaliteli yerleri takacağına kadar. Ben o kafadayım. Evet, of. Karadut. Hangisi bizim? Şunların var. İkisi bizim. Tamam. Dut besin mi? Enes, Enes yok da. Enes yok da. Kanalın adı ne yapayım? Kanal. Ne yapayım? Ne yapayım? Aynen. Ne yapayım? Ha? Çok iyi geldi. Değil mi? Ya benim başıma yine güneş geçirdi. Başım ağrıyor yine. Susuz kaldım ama bunun nedeni bu sefer Asena değil. İnanılmaz terliyorum. Vücutta öyle bir ödem evet, var ki. Evet çok terliyorsun. Bak havluyu sıktım işte. Bilmiyorum su çıkıyor. O tuttuğun şeyi havludaki su. Yani falan değil, terim yani. Ha, çek. Çek. Ya bir şey bırak. Sen de görüşeceğin zaman. Böyle bir şey yok. Sen de görüşeceğin zaman şey. Ya nereye gittin? Evet. Merhaba. Hop. 1, 2, 3. Neredeyiz? Çalıştayız. Çalış. Aynen. Çalış son durak. Kafeye geldik. Ne kafeye? Surf kafe. Burada denize gireceğiz. Hı hı. Bunu yapacağız. Bakalım. Haydi gidelim. Evet. Bu dışarıdan. Ben çektim bayağı. Burayı çektin mi böyle? Bir de buradan alayım. Şimdi burayı ben şeyde gördüm ilk başta. Benim hocam var ya, Muhammed Kodalak. Kendisine selamlar. Hocam sizin sayenizde gördük burayı. Fethiye'ye geleli bir hafta falan oldu. Bir buçuk hafta oldu ama bir türlü uğrayamadım buraya. Sağa sola gezmekten. Güzel bir eleman. Harbiden tavsiye ettiği kadar var yani. Güzel, keyifli. Benim hatun yine kayboldu gitti. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Ne oldu fıstığım? Ne? Gel buraya gel. Dur ben sana geleyim. Arkadaşlar menüler şu şekilde. İşte biralar 110, 140, 180. Frozen alkollü 280. Kokteyller 300, 390 falan. Ondan sonra şarap 170. Cin 250 falan. Bu şekilde yani. Selam dostlar. Size şurayı da çekmek istedim. Burada da Flamingo Camping var. Burası kamp alanı. Buraya gelip kamp yapabiliyorsunuz. Böyle çadırlarınızı seriyorsunuz efendim. Keyifli bir ortam bence. Evet. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle Temmuz ayında gelmeyin abi. Çok sıcak. Temmuz'un şu an kaçı? 21 falan herhalde. Abi ölüm. Yani herhalde Türkiye'de de normalden fazla sıcak. Ama burası yanıyor. Su bile sıcak. Su inanılmaz sıcak. Serinleyelim diye suya giriyoruz. Serinlemiyoruz. Suda bile terledim. Yani suyun içinde terlediğimi hissettim. Kısacası sıcak bir hava. Çok sıcak. Söz konusu. Tellerimi çek. Görüyor musun telleri? Gözüküyor mu orada? Evet, nefes alamıyorum ben de.
Güzel, fena değil. Yani buranın yerlisi. Sen gelip burada takıl. Ama benim gibi hafta, bir hafta tatile geliyorsan saçma olur. Yanında da böyle bir hatun varsa. Evet, burası tatlı ama geceleri falan denk olur bu. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni abone kaydı yapacağız. Nasıl yapılıyor göreceğiz. Nasıl yapılıyor göstereceğim. Hani ben diyorum ya, abone olun, beğenin, yorum yapın. Beğenmediğim videoda dislike at. At yani bir şey at. Beğenmedim diye belirt. Mesela altına da ki abone kodumu çekiyor. Böyle video mu çekti? Mesela kötü yorum da yaz. Sıkıntı yok. Ben tolere ederim. Yeter ki bir etkileşim olsun. Aynen. Alçak. Evet. Abone ol. Şimdi sayfaya geldin. Aynen öyle bak. Artık ben video attıktan sonra sana buradan bildirim gelecek. Diyecek ki bildirimleri de açın. Aynen öyle. Buradan videolara geliyorsun. Tamam mı? Burada 10 numara videolarımız var. Buradan ses beğen. 20 küsür tane video var. Çiçek gibi. Haftası da geliyor. Tabii. Her hafta şey yapıyorum. Ya çarşamba ya cumartesi günleri atıyorum. Gazı aldık gidiyoruz. Ama... Hiç gidiyoruz. Ha, şu taraftan mı gideceğiz? Galiba. Hava inanılmaz sıcak yani. Mı acaba? Bir dakika. Burada. Şimdi şeye gitmeye çalışıyoruz. Burada. Tamam. Krallar Mekanı'na gitmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu söyleyeyim bir dakika. Ha. Yine söyleyemedim. Amintas. Amintas Kaya Mezarları. Amintas Kaya Mezarları. Amintaş. Amintaş. Kaya Mezarları'na gidiyoruz. Ama tam zamanını bulmuşuz yani. Evet, saat bu arada 5 burada. 5.30. Ona rağmen inanılmaz sıcak. Yani şu an böyle yüzüme sıcak sıcak. Ama nasıl sıcak bir güneş ışığı geliyor. Şu anda herhalde 47-48 derece. Muhtemelen. Ne diyecektim? Şimdi bakalım, mezara gideceğiz. Bu mezar da bizim bulunduğumuz evin etrafında olan mezar. Kaya Kent miydi? Taşkent Mahallesi öyle bir şey. Yok. Diğer mezarlar. Bilmiyorum ki, Kaya Mezarları işte. Kaya Kent'te sanırım. Orada... Salladın şu an. Kayayla bir şeydi sanırım ya. Asıl mezarlar falan varmış. Ama biraz uzak kalıyor bize. Oraya gitmeyeceğiz. Biz buradaki mezara gideceğiz. Kayaköy. İki ayin, bir ruh çarmı. Bir de bir şey söyleyeceğim de, Kayaköy'de de şöyle bir şey varmış. 1923'te mi ne, Rumlar orayı terk ediyor. Yanlış okumadıysam. Daha sonrasında orası antik kent yalandan kalıyor. 1923 antik kent olmaz benim için. Aynen olmaz. O yüzden gitmedim bile yani, düşünmedim bile. Bizim şimdi biz bu evde kalıyoruz. Ben böyle bölge görür gibi bir şey oldu. Tabii ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Göz yanılması da olabilir. Sonra bir öğrendik ki tepemizde mezar var. Biz çıtırdan böyle bir korkma action'ları falan yaşadık. Sonrasında dedik gidelim. Birbirimize çünkü bayağı bir dakika, yakın. Bir dakika. Oh, devam. Biraz da böyle çek. Düşü de bir dinleyelim. Yoruldum ha. Var mı sende yorgunluk? Hayır. Ayakların ağrımadı mı? Hayır. Hadi bir kere de düş bakalım. Hop. Bekle. Şimdi benden fotoğraf isteyecek, ben biliyorum. Bir dakika. Evet değerli seyircilerim, bu hafta Göt şehrine geldik. Göttüler. Çıksın. Bizi çekiyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar, yemin billah ediyorum. Burama kadar şiştim şu anda yani. Hava gerçekten çok sıcak. Lütfen bu sene doğamıza çok sıcak. Sahip çıkalım. Doğamıza sahip çıkalım da, sahip çıkalım direğe. Mumdan çıktı diyorlar yani. Burası çok zor. Çok güzel. Saatlerdir yürüyormuşum gibi hissediyorum. Aslında 650 metre yürüdüm. İstersen. Kanter içinde kaldım. Şuna bak, daha yeni giydim bu tişört. Müze kartın varsa da girebiliyorsun. Abi sağ olsun bize yardımcı oldu. 40 lira aldı sadece ikimizden.
Audio Jungle. Şimdi çarşıdayız. Bizim ufaklık var ya, Miloş. Bize aradı, dedi ki baba dedi, bana dedi takı toka dedi bir şeyler alın dedi. Bileklik mileklik kolye falan. Onlar için bir yer bulduk. Bak göstereceğim, çok güzel. Bak. Şunların güzelliğine bak. Bak bak bak. Gerçekten çok güzeller ha. Bleach'i arıyorum. Bleach ne? Anime. Ne anime o? Nasıl anlatayım? Gibi bir şey mi? Evet ama maske. Ha, hatırladım, böyle suratı sanki yarısı kopuk gibi.